insan yaşamına uygun yerler değildir. Çünkü bu insanların sosyalleşmesi gerekiyor. Ruhları kararmış vaziyette. Zaten yaralı. Bir de üstüne bu tarz hadiseler yaşamaması gerekiyor. Çünkü çadırlarda Van depreminde yine hatırlayacak olursanız çadır yangınları çıkmıştı. Çadırda soba gazı zehirlenmesi nedeniyle bir sürü insan ölmüştü. Lütfen şu çadır mantığından, çadır kurma işinden vazgeçelim. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan yöntemi bu milat olacaksa buradan başlayalım. Bütünleşik afet yönetim sistemine geçelim. Şehirlerimizi de iklim koşullarına uygun, her yağışta sel basmayan, caddede sel basmayan, her fırtınada çatısı uçmayan, depremde yıkılmayan, dirençli, akıllı ve sürdürülebilir şehirler haline getirelim. Bu da milat olsun, çılgın projemiz olsun. Peki çok teşekkür ediyoruz Meteoroloji Mühendisler Odası Yayın Kurulu Başkanı Ahmet Köse, zaman ayırıp sorularımızı yanıtladığınız için. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram. Sadece 2 gündeki toplam yağış miktarı baktığımızda neredeyse 150 kilogram açıklamasında bulundu. Az önce aslında sizin de söylediğiniz gibi çok büyük bir şanssızlık Tabii yaşanıyor her afet. anlamda. Evet, afet Arka yani arkaya bu afet. kesinlikle bir afet. Yaşam koşulları, hava koşulları, tabii ki beslenme sorunları derken bölgede herhalde daha pratik mi hocam? Daha bir yeni bir yapılandırma mı gerekiyor şu anda? Çünkü hani geçici bir yer olmaktan çıktı sanki onlar için. Çadır bir yaşam alanı gibi, konteynerlerde dahil olmak üzere. Sanki orada yaşamlarına devam edecekler uzun süre gibi görünüyor. İnşallah yağmurlar da biterse belki daha konforlu bir hayat yaşayacaklar ama çadır yani ve hala çadır eksikliğinden bahsediliyor maalesef. Çağla, burada konuşmak, bu konuyla ilgili bir şey söylemek benim haddime değil ama çok güzel bir lafı vardı rahmetli Süleyman Demirel'in. Derdi ki Süleyman Bey, ağaç yıkılınca oduncu çoğalır. Şimdi tabii böyle üst üste hadiseler girince tabii akıl veren çoğalıyor. Ama bu bir afet. Tamam, Japonya'da okullar, işte spor sahaları, devlet meslekleri açılıyor ama bu depremin toplam alanı neredeyse Japonya'nın alanı kadar bir alan. Yani olağanüstü bir depremle karşı karşıyayız. Ve bu kadar büyük bir alanda çok hızlı bir şekilde yapılabilecek olan ilk şey tabii ki yine konteyner ve çadır. Şimdi yağmurun gelmesi de olağanüstü bir şanssızlık. Doğru söylüyor biraz önceki uzman kardeşimiz. Çadırların bütünleşik afet yönetim sistemiyle su baskınlarına karşı uygun alanlara yapılması düşünülebilir. Ama bu ancak bir haftada, 3 günde, 5 günde yapılacak olan bir iş. Bizim derdimiz orada hala ilk gün insanları çadırlara sokmaktı. Hala çadırsız insanların varlığından da bahsediyor. Maalesef. Söyleyecek bir şey yok. Bence sözün bittiği yerdeyiz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin hocam. Maalesef. Evet. Arka arkaya bu Oradaki haberleri insanları alıyoruz. anlamak çok zor şu anda. Geçtiğimiz günlerde tarım vesaire hayvancılık söz konusu olduğu zaman biz bu ekranlar aracılığıyla dua ettik. Bolluk olsun, bereket olsun, yağmur yağsın diye. Bir tarafını yeşereceğini, bereketinin artacağını düşünürken bir diğer tarafta başka hayatlar maalesef soluyor ve zora düşüyor. Doğanın dengesini gerçekten anlamak tabii ki çok zor, kabul etmek çok çok zor. Deprem sonrasında özellikle böbrek hastalığı riskinin arttığını biliyoruz. Bununla ilgili bir haberimiz var hocama soracağım ama şu anda deprem bölgesinden gelen sağlık sorunları ile ilgili, beslenme sorunları ile ilgili elimizdeki son bilgiler ne? Hala böyle sorunlar özellikle de beslenme konusunda olduğunu biliyoruz. Şimdi istersen o böbrek konusunda kısa bir değineyim Çağla. O mesele bence hemen hemen bitti. Şundan dolayı bitti. Depremden kurtarılan yaralıların çoğunda kas travması, doku travması, ezilmeleri vardı. Ve bu ezilmelere bağlı olarak maalesef akut böbrek yetmezliği riski vardı çoğunda. Daha önce de burada açıkladım. Bu hastaların çoğu, bu kurtarılan AFS'lerin çoğu çok dikkatli ve süratli bir şekilde Mersin'de, Adana'da, o bölgenin tamamında hazırlanmış olan diyaliz merkezlerine helikopterlerle nakledildi. Bildiğim kadarıyla 1500'e yakın akut böbrek yetmezliği vakası diyalizle hiçbir problem olmadan hayata döndürüldü. Birkaç kayıp var öğrendiğime göre. Ama burada çok ciddi bir organizasyonla nefroloji camiası, diyaliz
camiası çok ciddi bir organizasyonla bu işi atlattı. Ancak tabii ki deprem bölgesindeki sağlık problemleri hele hele bu su baskınları da devreye girince daha da artacak. Çünkü başlangıçta salgın hastalıklardan korkuyorduk. Korkuya devam ediyoruz. Evet. Ama çok şükür bir ay git tamamladık. Şu anda ciddi bir salgın hastalıktan bahsetmiyoruz. Bu çok büyük ve sevindirici bir gelişme. Bölgedeki sağlık ordumuzun başarısı bu aynı zamanda. Ama biliyoruz ki beslenme meseleleri var. Geçtiğimiz günlerde Sayın İçişleri Bakanımız da açıkladı. Yani kahvaltılık ihtiyacı var vesaire. Beslenme önemli. Özellikle çocukların, yaşlı kadınlar ve hamile kadınların beslenmesi konusunda, genelde yaşlıların beslenmesi konusunda, kronik hastalığı olanların beslenmesi konusunda benim ciddi tereddütlerim var. Ve bir an önce o bölgede açık sahra çadırları kadar açık sahra mutfakları, kapalı sahra mutfaklarının kurulması lazım. Var, mevcutu var ama yetmiyor. Yetmiyor. Yani insanlar daha önce de burada açıklamaya çalıştığım çağlar. Birinci ay tamam, ikinci ay belki ama üçüncü aydan sonra böyle çay çorba sırasına girmekten hoşlanmayacaklar. Onlar da kendi aile hayatlarına dönmek, toplumsal yaşamlarına dönmek isteyecekler. Bunun için de kendi yemeklerini kendilerini yapmak, o gün istedikleri yemeği yemek, arzu ettikleri yemeği yemek, farklı bir şey yemek gibi bir niyetten gidecekler. Dolayısıyla onlara bizim daha ziyade kuru erzak temin etmemiz ve yemeklerini yapabilecekleri, sağlıklı yapabilecekleri alanda oluşturmak gibi bir görevimiz var. Burada benim aklımda bir sürü çözüm var ama aklıma hemen gelen dile getireyim. Türkiye Odalar Borsalar Birliği bu işi çözebilir. Çünkü Odalar Borsalar Birliği çok geniş teşkilatı olan kasabalara kadar çok ince noktalarına, dokulara inebilen bir yapılanma ve ciddi bir ekonomik güçleri var. Çok ciddi bir şey topluyorlar yıllık gelirlerinden şirketlerin. Bu şirketlerden toplandıkları gelirleri buralara harcamaları lazım. Çünkü buradan etkilenen sadece deprem de halk ama aynı zamanda esnaf da etkilendi. Dükkanları, alışveriş yerleri hepsi perişan durumda. Dolayısıyla bir an önce bu sistemin kurulması lazım. Herkes gayret içinde. Ben bunu yakın izliyorum. Ama bu gayretlere bizim biraz şöyle bir şanssızlığımız da oldu. Üzerek belirteyim. Depremin arkasının seçime rastlaması önemli bir şanssızlık. Çünkü dikkatlerimiz dağıldı. Biz depremi konuşmayı bıraktık, siyaset konuşmaya başladık. Depreme bağış, depreme yardım, depremzedelerle birlikte olma çabaları biraz gevşedi, itiraf edin. Bunu daha önce de söylemiştim ben. Bir süre sonra bu eforlarımızı dikkate harcayalım. Yavaş harcayalım, devamlı sürdürülebilirlik her alanda olduğu gibi. Yardımlaşma alanında da, koruma alanında da, toplumsal işbirliği alanında da çok önemli bir kavram. Bütün nefesimizi bir anda harcadık. Biraz durdu işler. Ben toplumumuzu yeniden bu konudaki duyarlı konusunda bir çağrı yapmak istiyorum buradan o gün görürseniz. Lütfen bir an önce yeniden bir seferberlik içine girelim. Orada hepimize düşen vazifeler bize anlatılsın. Gerekiyorsa hep beraber gruplar halinde deprem bölgesinde görev almaya, orayı görmeye değil, görev almaya gidelim. Ben kendi adıma böyle bir görev için hazırım. Hocam ne kadar güzel söylediniz. O ilk dönemlerde tabii ki dışarıda kalan vatandaşlarımız, çadır bulamayan vatandaşlarımız için çevre illerdeki otellerin seferber olduğunu hatırlayacaksınız. Şimdi aynı duyarlılığı, aynı harekatı tekrar başlatmalarını istiyoruz. Çünkü sel dolayısıyla yani şu an çadırın da yeterli olmadığını, insanların yataklarını, yorganlarını, battaniyelerin, iplerin üzerine kuruttuğu tabloları izliyoruz. Bu tablolar karşısında kayıtsız kalmak herhalde mümkün değil diye düşünüyorum. Ve çevre illerden inşallah oteller eğer müsaitse onlara otellerin kapılarını, odaların kapılarını açmalarını istiyoruz. Eminim bu duyarlılığı da bu zorlu günlerde bir kez daha göstereceklerdir diye düşünüyorum.